Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bir Konu Bir Konuk'tan herkese merhabalar. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere özellikle son dönemlerde oldukça sık karşılaştığımız ve gördüğümüz, ayrıca duyduğumuz madde bağımlılığı, depresyon ve intihar bu konularla ilgili güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. Tabii bununla alakalı bu konunun özellikle tedavi yöntemlerini biraz daha size anlatmaya çalışacağız. Bu konuda iki uzman değerli hocam bugün stüdyolarımızda, hemen sizlere takdim etmek istiyorum. İlk hocamız Özel Beymer Tıp Merkezi'nden nöroloji uzmanı, uzman doktor Nezih Eren bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Diğer değerli konuğumuz ise yine Özel Beymer Tıp Merkezi'nden psikiyatri uzmanımız doçent doktor Cem Şengül bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Esasında hocam bu bahsettiğimiz madde bağımlılığı, depresyon ve intihar esasında her birisi ayrı bir program, evet. Ama biz, evet, biraz daha tedavi şeklini görüşeceğiz. Çünkü genelde hocam hep duyuyoruz, işte intihar oldu, hayatını kaybetti. Ama hiç kimse de ya bu intiharlar biraz daha önlensin, bununla ilgili şunu yapalım, bunu yapalım pek de gündemde olmadığı için bu konuda sizlere de başvuracağız bu konuda. İsterseniz Cem hocam sizle başlayalım. Hı hı. Hocam bu madde bağımlılığı neden oluyor? Nedir bu madde bağımlılığı? Bir anlatabilir misiniz? Hı hı. Yani madde bağımlılığı aslında baktığımız zaman çağımızın en önemli halk sağlığı sorunları, evet, görünüyor. Hatta 21. yüzyılın en büyük sorunu olacak gibi duruyor şu anda. Çünkü, evet, yani sanki dünyada bunun aslında bir salgını var gibi bahsedebiliriz. Yani aslında maddelerin bir kısmı baktığımız zaman yani milattan önce çok eski tarihten beri bilinen şeyler. Yani eser olsun, işte afyon özü olsun, bunlar eskiden beri kullanılıyor ama baktığımız zaman bir yandan böyle eski maddelerin kullanımı artarken bir anda böyle yeni sentetik uyuşturuculardan bahsetmeye başlıyoruz. İşte mesela bundan 10 sene önce bonzai, Jamaika gibi maddeler çok bilinmiyordu ama şimdi bu maddeler, yeni maddeler de ortaya çıkıyor. Yani laboratuvarda sentezlenen. O yüzden dünyada giderek artan bir durum. Tabii madde bağımlılığı eskiden daha çok uyuşturucu bağımlılığı olarak adlandırılırdı. Ama şimdi bütün dünyada hem bizde hem bütün dünyada madde bağımlılığı olarak adlandırılıyor. Bunun böyle adlandırılmasının sebebi maddelerinin bir kısmı insanda uyuşturucu etki yaparken bir kısmı da tamamen tam tersi olarak uyarıcı etki yapıyor. Yani beynin aktivitesini arttırıyor. İnsanın uykuya olan ihtiyacını azaltıyor. Enerji ihtiyacını azaltıyor. Böyle olunca tabii ki hem uyuşturucu hem uyarıcı maddelerden bahsedilmek için, ikisini bir arada kapsaması için madde bağımlılığı tabiri kullanılmaya başladı. Tabii bir şeyin madde bağımlılığı yapabilmesi için, yani bağımlılık yapıcı bu şeyden bahsedebilmemiz için öncelikle onun kişiye keyif vermesi gerekiyor. Yani bir haz hissi, keyif, zevk alma hissi oluşturması gerekiyor. Yani nasıl insan doğal yollarla da işte keyif alabilir. Ama doğal yollarla keyif almak için ne yapacak? İşte insan yemek yediği zaman belli bir keyif alır. Onun dışında işte bir okulu bitirir, mezun olur veya bir yerde işinde başarılı olduğu zaman da keyif alır. Evet. Ama madde bağımlılığındaki şey ne? İnsan bir keyif alacak bir durumu yokken bir anda bir şey kullanıyor ve o insanda bir keyif hali oluşturuyor. Tabii insanın beyni de bundan sonra insana oyunlar oynamaya başlıyor. Ne oluyor? Çünkü o sürekli o keyif halini, haz halini yaşamak istiyor. O keyfi yaşamak istedikçe de tekrardan o maddeyi kullanmak istiyor. Çünkü maddeyi kullandığı zaman keyif alıyor. Onun dışında baktığın zaman hayatında o kadar keyif alabileceği bir durum yok. Ondan sonra tekrar maddeyi kullanıyor. Ve böylece giderek bu işe karşı tolerans gelişiyor. Yani aynı etkiyi sağlamak için giderek daha fazla madde kullanmaya başlıyor. Tabi zaman içerisinde maddeyi kullanmadığı zamanlarda da yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Yani madde kullanmadığı zaman işte böyle ellerinde, ayaklarında titremeler, terlemeler, yoğun sıkıntı, tekrar madde içme arzusu ortaya çıkıyor. Ve bunun sonucu da yavaş yavaş kişide kötüye kullanım, sonra da bağımlılık dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Evet hocam, gerçekten çok esasında çok konuşulması gereken konulardan birisi bence de. Bir de hocam son zamanlarda duyuyoruz, işte özellikle kullanım yaşı da oldukça düştüğünü ne yazık ki görüyoruz hocam. Bu konuda da gerekli şeyler mutlaka yapılıyor ama keşke bu iş hiç olmasa yani. Birçok işte hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Haplar vesaireler her yerde cirit atıyor, okulların oralarda falan. Emniyet bu konuda da güzel çalışmalar yapıyor. Ki inşallah bu konuda da bu işten de biz en aza indirilebilirse bu iş veya hiç olması tabii ki daha iyi. Hocam peki bu insanlar niye bağımlı oluyorlar? Yani bu hazdan dolayı mı bunu sürekli kullanım ihtiyacı duyuyor kişiler? Tabii haz bunun şeylerinden bir tanesi. Yani bir şeyin, maddenin yani öncelikle bağımlılık yapabilmesi için onu kişide bir keyif, haz hali oluşturması o başlangıcı mutlaka gerekli. Yoksa insan kendisine bir sıkıntı çektiren, acı çektirecek bir şey gidip de baştan kullanmaz. Yani bir keyif, bir haz hali başlangıç için önemli ama sonrası için o her zaman şey olmuyor. Daha sonra madde bağımlılığından sonra kişi artık haz almak için değil de daha çok yoksunluktan kurtulmak için veya normal hissedebilmek için kullanmaya başlıyor. Tabii kişi neden madde bağımlılığı olur? Yani bunun tek başına bir nedeni şundan olur diyebileceğimiz bir neden yok. Yani birçok şeyler var. Yani biz buna risk faktörleri diyoruz. Yani mesela işte okul başarısı düşük olan kişilerde madde bağımlı olma riski artabilir. Dikkat eksikliği olan kişilerde madde bağımlı olma riski artar. İşte anne babasında sorunlar olan, boşanmış olan kişilerde madde bağımlı olan riski artar. Okulda disiplin cezası almış kişilerde, davranış problemleri gösteren kişilerde madde bağımlı olma riski artar. Ama bunun tek nedeni işte davranış problemleri var. O yüzden madde bağımlılığı oldu demek şey değil. Yani bizde direkt olarak 2+2=4 eder gibi bir şey yok. Yani insan biyopsikososyal bir bütün. Yani işte kendi biyolojik altyapısı, kişinin içinde bulunduğu psikolojik durum, sosyal çevresi, bunların hepsi önemli. Mesela arkadaş çevresinden şey yapamayız. Yani birinin, çocuğun, gencin, arkadaşların hepsi madde kullanıyorsa, hepsi sigara içiyorsa o insanın neydi onun ismi? Sigara içme ihtimali daha yüksek. Yani çünkü sosyal çevrenin çok büyük bir rolü var. Tabii bunların hepsi risk faktörü. Ama nasıl kullanımı geliştirsek, nasıl bağımlı olur diye dersek onun belli bir basamakları var. Öncelikle ilk basama denemek amaçlı kullanım oluyor. Yani bir insan işte özellikle bu gençler oluyor. Çünkü yani yapılan araştırmalar göstermiş ki insanlar 30 yaşından sonra kolay kolay pek bağımlı olmuyorlar yeni bir şeye. Daha çok gençler oluyor. Yani bunun için madde bağımlılığı da bu işin ticaretini yapanların da en büyük şey yaptığı kişiler genelde gençler oluyor. Çünkü onlar yeniliğe, bir şey denemeye veya daha meraklı oldukları için kullanmaya aday kişiler. Öncelikle denemek amacıyla kullanmak. Özellikle yani, yaş kaç diyebiliriz hocam orada? Ortalama. Yani işte 12 yaşından başlarız işte 23-24 yaşına kadar bu ekip yani böyle en büyük şey oluyor yani oluşturuyor, potansiyeli oluşturuyor ve denemek amacıyla kullanım oluyor. Denemek amacıyla kullandıktan sonra işte daha çok arkadaşlarla beraber işte okul çıkışlarında, sosyal ortamlarda kullanım diyoruz. Biz buna sosyal kullanım diyoruz. Evet hocam. Ondan sonra giderek bu madde kullanımının artması kötüye kullanım durumuna geliyor. Ve en son artık bağımlı kullanıma geliyor. Bağımlı kullanım artık işi normal hissedebilmek için madde kullanmaya başlıyor. Yani ilk başta bir keyif alırken, sosyal ortamlarda kullanılırken artık ne oluyor? Yani vazgeçilmez oluyor. Artık yani maddeyi kullanmadığı zamanlar bitik oluyor. Maddeyi kullandığı zaman ancak böyle keyifli değil de normal hissedebiliyor. Yani hastalarımızdan biz onu çok duyuyoruz mesela. Özellikle opiat türü, eroin türü kullanan kişilerde artık yani böyle şey değil de krizlerden kurtulmak için, normal hissedebilmek için maddeyi kullanıyor yani kişi artık. Evet. Yani bu duruma gelmiş oluyor. Peki hocam madde bağımlılığı tür olarak neler var? Yani o konuda da biraz bilgiler verebilir misiniz? Tabii madde bağımlılığının yani bağımlılık yapan çok sayıda maddeler var. Yani işte bunların bir kısmı işte gazetelerden okuduğumuz, televizyonlardan duyduğumuz maddeler, işte en bilinenleri esrarlar, eroinler, kokainler falan, bunlar klasik maddeler yani uyuşturucu ve uyarıcı etkili olan maddeler yani. Tabii dünyada en çok bağımlılık yapan madde, en yaygın olarak kullanılan ne dersek birincisi sigara, ikincisi alkol. Yani bunlar da bağımlılık yapacak ama bunlar neydi onun ismi? Yasal olarak satılan, marketlerde falan da satılabilen madde öyle ama biz bunlara da madde diyoruz yani. Çünkü nikotin bağımlılığı da bir bağımlılık. Alkol de bir bağımlılık yapan bir madde. Tabii bunun dışında bir de yasa dışı olanlar var. İşte onlar içerisinde de yani esrarı, eroini, kokaini, her türlü uyarıcı, uyuşturucu haplar giriyor. Evet. Tabii son yıllarda artık bu yani bildiğimiz madde, elle tutulur maddelerin dışında bir de davranışsal bağımlılıklar çok şey olmaya başladı. Bunlar yavaş yavaş, bunlar da bizim yani 2010'lardan sonra bizim kitaplarımıza girmeye başladı. Davranışsal bağımlılık nedir? İşte internet, cep telefonu bağımlılığı, yani teknoloji bağımlılığı, yani bu da ayrıca başlı başına incelenebilecek bir şey. Özellikle Türkiye'de hocam. Ondan sonra yani alışveriş bağımlılığı gibi bağımlılık var. Ondan sonra kumar bağımlılığı gerçekten çok ciddi bir sorun. Yani bu da aslında şeyle bir paralel. Çünkü eskiden yani kumar oynamak için illa bir kumarhane veya bir bunlar gibi bir yer varken şimdi artık her türlü internete bağlanan cep telefonlarından insanlar rahat rahat her türlü bahis oyununu, kumar oyununu oynayabiliyorlar. Ve gerçekten de tedavisi en zor bağımlılıklardan bir tanesi kumar bağımlılığı. Çünkü neden? Yani mesela normal bir madde alıyorsun. Madde içtiğin zaman mesela İşte bir alkol bile alsa en azından içtikten belli bir zaman sonra, ne kadar zaman sonra çakır keyif olacağını biliyorsun. Ama kumarda öyle değil yani. Kumar oynuyorsun. Sonu yok ki hocam. Yani kumarda oynuyorsun. Yani kazanamıyorsun. Oynuyorsun, kazanamıyorsun, oynuyorsun. Bir anda büyük bir miktar bir şey kazanıyorsun ve büyük bir işte dopamin deşarjı ve büyük bir haz ve keyif hissi oluşturuyor. Yani ödülün ne zaman geleceği belli değil. Ama şey dedi onun ismi, oh yani bir geldiği zaman çok büyük bir zevk oluşturuyor. Gelmediği zaman da büyük bir yıkım. Tabii bu da tedavisini diğer şeylerden neredeyse yani böyle bir diğer böyle elle tutulur bağımlılıklardan daha zor bir hale getiriyor yani. Gerçekten öyle. O yüzden çok çeşitli bağımlılıktan evet, söz edebiliriz. Esasında yani hocam ilk biz girişte tabii yasal iş olan esrarına, eroinle girdik ama evet, baktığınız zaman evet gerçekten konu açıldıkça esasında oldukça geniş bir konu. Haliyle aslında bununla alakalı... Yani, yılda yani baktığımız zaman yani sigara ve alkole bağlı olan ölümler yani öbürlerinin üzeri çok daha üzerinde. Çünkü bunlar yani önlenebilir şeyler yani çok daha şey. Dünyada baktığımız zaman neredeyse milyonlarca insan buna bağlı oluyor yani sigaranın neden olduğu hastalıklar ve alkol neden olduğu hastalıklar. Peki hocam bununla alakalı mutlaka izleyicilerimizden işte belki bu duruma düşmüş, özellikle yasa dışı olan durumlara düşmüş fakat harekete geçemeyen, bir nevi artık bu konuda bir çözüm arayan birçok izleyicimiz olabilir, vatandaş olabilir. Keza o normal yasal işte satılan sigaradır, alkoldür, bunları bırakmak istiyorum, bir yöntem arıyorum. Tedavi yöntemlerini isterseniz bir geçelim. Yani bu konuyla alakalı ne gibi tedaviler var? Madde bağımlılığı tedavisinde neler yapıyorsunuz? Bunları da açıklayabilirsek çok memnun olurum. Tabii madde bağımlılığı yani tedavisi zor olan hastalıklardan bir tanesi. Yani ruh sağlığı alanına baktığımız zaman biz yani birçok hastalıklarda çok daha ciddi başarı oranları elde etmiş durumdayız. Yani birçok psikiyatrik hastalığı %70, %80, %90 oranında tedavi edebiliyoruz. Ama madde bağımlılığında baktığımız zaman bu başarı oranları dünyada en iyi şeylerde bile %25-30 gibi görünüyor. O yüzden yani insanların çoğunda şöyle bir şey oluşuyor. İşte madde bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalık değil gibi bir şey oluşturuyor. Yani baktığın zaman bu oranda diğer hastalıklara göre daha düşük olduğu söyleniyor. Ama şimdi baktığı zaman bu yanda yani mesela biz tıbbi tedaviyle bu kadar tedavi edebiliyoruz ama insan kendi başına bıraktığı zaman ne kadar bırakabiliyor? Yani insan kendi başına ben bırakırım işte ben bağımlı değilim diyor çoğu zaman aslında. Bu başarı oranı %2 ile %5 yani en iyi ihtimal şey bu. Yani aslında tedavi bir bakta yani 10 kat 15 kat başarı şansını ihtimalini arttırıyor. Çünkü bir insanın kendi başına bunu bırakması çok zor. Yani bizim madde bağımlı hastaların en çok yakınlarından duyduğumuz şey şudur işte yani kişi sürekli olarak söz verir. Yani bırakmak istiyorum der. Yani o kesin de kararını verir ama işte bir bakarsın bir süre sonra bırakamaz. Yani bunun da tabii çok nedenleri var. İşte çünkü ne oluyor? İnsan işte o an söz veriyor ama her zaman aynı motivasyonunu, aynı şeyini koruyamıyor veya işte ona o durumu hatırlatan bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Yani o öyle bir durumda karşı karşıya kalınca hemen tekrardan maddeye kısa sürede ulaşıyor. Çünkü madde bağımlılığı öyle bir illet ki yani işte biraz önce bahsetmiştim işte yani böyle yani keyif kısmı var. Tolerans dediğimiz giderek daha fazla miktarda içmek var. Ondan sonra bıraktığın zamanlar yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor demiştim. Bunlardan bir tanesi de yani aşerme dediğimiz bir durum var. Yani aşerme dediğimiz şey de şu. Yani kişi maddeyi bıraktıktan belli bir zaman sonra bile hala onu içiyor. Yani bazen böyle arkadaş çevresinde falan da görürsünüz. Mesela bir insan sigara içiyordur. Sigarayı bırakmıştır. Aradan 10 sene geçmiştir ama hala der ki işte ya işte sigarayı içerken yemekten sonra işte çayı alırken yanında bir tane muhakkak işte sigara o elim arıyor der. Niye? Çünkü beyin onu eşleştiriyor. Yani muhakkak yemek yendi, çay içiliyorsa yanına bir tane de sigara yakılacak. Yani onu muhakkak işte arıyor. Yani işte insan da belli şeyleri arıyor işte. Madde bağımlıları da işte böyle daha önce mesela giderken yolda bir parkta kullanmıştır arkadaşlarla beraber. Oradan geçerken hemen hatırlar. O park insana hatırlatır yani onu. Veya işte televizyonda bir şey görmüştür, onunla onu eşleştirmiştir. Hemen beyin, hafıza insana böyle oyunlar oynar ve onu ister. Yani o yüzden yani şey çok zor. Bu işte yani nüksetme, tekrar kullanma, tekrar başlama fazla. O yüzden bu işin tek başına şöyle bir tedavisi de yok. İşte şu ilacı ver ve tamamen düzelsin diye bir tedavisi yok. Bu toplam bir şeyi gerektiriyor. Yani yaklaşım gerektiriyor. Ve en iyi yaklaşımında bu işin bir uzman kişi tarafından yakın takip olduğu söyleniyor. Yani kişi gelecek düzenli olarak ve sık aralıklarla muhakkak doktor, hekim tarafından ve bu işin uzmanı kişiler tarafından takip edilecek. Ve bunun dışındaki tedavi yöntemleri de kullanılacak. Tabii madde bağımlılığının tedavisinde neler yapıyoruz? Birincisi, yani bütün dünyada yapılan şeyler budur. Öncelikle kişiyi maddeden arındırma tedavisi dediğimiz tedavi var. İlk aşaması bu. Arındırma dediğimiz şey ne? Yani kişi madde kullandığı için o maddenin tandan temizlenmesi anlamına geliyor. Bu genelde bir hafta 10 gün süren bir süreç oluşturuyor en fazla. Yani maddeden maddeye değiştirmekle beraber alkol için de böyle, eroin için de böyle. Öncelikle maddenin bir temizlenmesi gerekiyor. Vücutta atılması gerekiyor. Burada bir destekleyici tedavi yapılması gerekiyor. Sonra ne yapmak gerekiyor? Kişinin tekrardan madde kullanmasını bastıracak, madde kullanma isteğini azaltacak ilaç tedavileri kullanmak gerekiyor. Bu aşamada aşağı yukarı bir haftadan sonrasında başlıyor. Bir yıla kadar sürmüyor. Ondan sonraki aşaması da artık normal bir hayata kazanmış. Çünkü biz bir yıl boyunca madde kullanmamış bir bağımlıya artık iyileşmiş gözüyle bakıyoruz. Ondan sonra da tekrardan kişinin maddeye tekrardan başlamamasını engelleyecek girişimler ve görüşmeler gerekiyor. Tabii tedavide neler uygulanıyor? Dediğim gibi arındırma tedavisinde işte destekleyici ilaçlar, işte serumlar, tedaviler uygulanıyor. Daha sonraki relapsı önlemek için, yani tekrardan kişinin başlamasını engellemek için de bizim agonist ve antagonist dediğimiz, yani yerine koyma ve tekrardan maddeyi engelleyici bazı tedavilerimiz var. Burada da belirli ilaçlar var. İşte alkol bağımlılığında farklı, eroin bağımlılığında farklı ilaçlar var. Bu çeşitli ilaçlar var tabii ki. Bunun dışında neler var dediğimiz zaman işte son zamanlarda kullanılan işte uzun etkili antagonist bir madde, yani beyinde işte mesela eroin kullanılıyorsa eroinin bağlandığı yere gidip bağlanan, o kişi o maddeyi kullansa bile zevk almasını engelleyecek tedaviler var. Bunun içinde ne yapılıyor? İşte bu mesela bir çip yöntemiyle cilt altına yerleştirilebiliyor. Mesela naltrexon denen bir ilaç var. Beyindeki opiat reseptörlerini bloke ediyor. Opiat reseptörleri bloke olunca ne oluyor kişi? Yani diyelim ki eroin içse bile ondan keyif alamıyor. Veya kişinin eroin içme isteğini azaltıyor. Bunu mesela cilt altına yerleştirildiği zaman her gün belli bir miktar az da olsa kana karışıyor ve 2,5-3 ay kişiyi koruyabiliyor. Yine bunun yakın zamanda keşfedilen aynı şeyin enjeksiyon formları var. Enjeksiyon formunda tabii mesela bir kas içine enjekte edildiği zaman 2,5-3 ay boyunca kişiyi aynı şekilde koruyabiliyor. Evet. Tabii burada şeyi de aslında şu noktaya da ben gelmek istiyorum. Nezih Hocam, özellikle geçtiğimiz haftalarda yaptığımız hocam bu TMS konusuyla ilgili beynin manyetik uyarım tedavileriyle ilgili gerçekten de ilgi geçen haftalardaki programlarda oldukça güzeldi hocam. Bu TMS ile madde bağımlılığıyla alakalı hocam bir tedavi yöntemi, tedavi şekli var mı? Var. Şimdi Cem bu konuda Türkiye'de sayılı bağımlılık tedavisini yapan doktorlardan birisi. O yüzden bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten çok bu konuda deneyimi olan birisi. Arkadaşların hepsinin şimdi ilk önce birinci konu ne? Birinci konu tanısı, ikinci konusu psikiyatri uzmanlarınca ve psikologlar tarafından bunun bir terapisinin yapılması, ilaç tedavisinin yapılması, sonra onun yanında destekleyici tedavilerimiz neler? Bu destekleyici tedavileri yapmamız gerekiyor. Şimdi destekleyici tedavilerden birisi de transmanyetik stimülasyon dediğimiz bir tedavi usulü. Transmanyetik stimülasyon dediğimiz olay beynin belirli bölgelerinden orada bir manyetik uyarı veriliyor. O verilen manyetik uyarı beynin hangi bölgesine verilecekse o bölge tespit ediliyor. O tespit edilen bölgedeki sinirler ve de hücreler uyarılıyor veya inhibe ediliyor. Mesela şimdi size o birinci slaytı bir gösterebilme şansınız var mı arkadaşlar? Rica edeyim. Birinci grafiğimizi bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi birinci slaytta görüldüğü gibi, bu arkada da görüldüğü gibi. Tam ekran yapalım. Oradaki beynin belli bölgeleri var. Şimdi beynimiz öyle ki şimdi tam ekranda görülürse beynimizin duyusal bölgeleri, beynimizdeki koku almalar ve haz almalar ve görme, yani her birinin belli bir bölgeleri var. Şimdi bu manyetik stimülasyon şimdi nerelerde çok etki ediyor dedik. Depresyonda tedavide veriliyor, migrende kullanılıyor. Şu an tam ekranda hocam. Migrende kullanılıyor. Ondan sonra bu bağımlılık tedavilerinde kullanılıyor. Nasıl? Her yere aynısını mı veriyoruz? Hayır. Hangi bölge bu işlevlerle ilgiliyse biz o bölgeleri buluyoruz. Şimdi mesela o resimde gördüğümüz gibi beynin belli bölgeleri var. Kırmızıyla işaretlemiş olduğumuz bölgeler var. Burada daha geniş olarak da gösterebiliriz. Evet, şuradan bir gösterelim. Mesela burada hocam, daha buradan geniş göstermeye başladığımızda mesela şu kısım frontal bölge dediğimiz bunun o sol tarafı. Kırmızı yer değil mi hocam? Kırmızı. Şimdi bunun sol tarafında olan kısım bize diyor ki burası beynin duyusal bölgesinin olduğu bir şey olduğu bölge. Yani depresyonda da kullanacağımız dorsal prefrontal bölge. Şimdi burada bir uyarı verdiğimizde depresyon bölgesini etkiliyoruz. Ne yapıyoruz? Depresif şikayetlerde orada inhibe olan hücreleri uyarmaya çalışıyoruz. Diğer bölge diyelim ki konuşma merkezi öbür taraftadır. Konuşmanın olduğu merkezdekini uyarmaya çalışıyoruz. Motor fonksiyon, Parkinson'da ve öbürlerinde kullandığımız motor bölge var. O motor bölgede bizim motor hareketlerimizi koordine ediyor. İşte bu bağımlılıkta ise daha çok bağımlılıkta şurada bir resimde daha sonra gösterebiliriz. Eğer burada zoom yapabilir miyiz? Şurada. Evet, şurada zoom yapabilirsek o şeyler. Evet, 11 nolu grafik. 11 nolu grafikte gösterebilirsek. O zaman hocam beyinde her bir bölüm bu tarz şeylerde. Hani biz yani genelde şimdi, düşünürüz ya, öyle düşünmeyiz. Biz bunu alıyoruz, veriyoruz da her tarafa aynı olay gidiyor diye değil. Mesela burada gördüğümüzde şu beynin olduğu insula diye bunun iç kısmı var arkada. Insula denilen bir bölüm var. Orası işte bu yani hazların olduğu, alışkanlıkların olduğu bölge. İşte bu şeyde de bağımlılık tedavisinde biz o bölgeyi uyarmaya çalışıyoruz. O bölgenin etkilenmesini sağlayıp orada bu şeyi yani bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Sigaranın da ve alkolün de bağımlılık bölgesinin orası olduğu düşünülüyor. Yani burada bir onu yapıyoruz. İki, bir de bu çocuklar çoğunlukla da depresiftirler. Şimdi depresif bölgelerde de dediğimiz gibi biraz önce gösterdik ya frontal bölge. Şunun tam şurası şurada gözüküyor. Evet. Şu frontal bölgeyi de etkilediğimizde oraya verdiğimizde şurası gönderdiğimiz şu frontal bölgede bize diyor ki bunun depresif şikayetlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani bu dediğimiz transmanyetik stimülasyon tedavisinde biz oraya uyarı veriyoruz. Oradaki hücreleri ya uyarıyoruz ya da inhibe ediyoruz. Yani azaltıyoruz aktivitesini. Azaltırsak bu çocuklarda böyle bir tedavi var. Şimdi bunun iki çeşidi var. Bir bunu veriyoruz, bir de dip TMS dediğimiz daha yüksek hertz. Yani burada dediğimiz mesela 1 hertzle, 5 hertzle, 20 hertzle ve 50 hertz'e kadar çıkan orada bir manyetik akım uyguluyoruz. Bu manyetik akımla ne kadar bir hafta değil, çoğunlukla bunlar 10 günde başlayıp 20 güne kadar bu tedavi ediliyor. Yani tedavisi yapılan %100 mü değil. Bu bir tedavi usulü. Tabii. Tedavide ne kadar başarılı olursak çok daha mutlu oluruz ama bunun tabii bunu yaparken muhakkak psikiyatrist arkadaşlarımızla, psikoloğumuzla, hocalarımızla çok iş düşüyor hocam. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin bu konuda Denizli çok şanslı. Yani bağımlılık ve psikiyatri konusunda çok değerli bir bilgileri var. Yani bu konuda onunla zaten arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bu bilgilendirirsek buna böyle bir faydası var. İnsanlara hepimizin bir faydası var. Bir de hocam kişinin de bu işi gerçekten çok istemesi, inanması gerekiyor mu? Yani o aşama nasıl bilmiyorum ama yani özellikle alkol bağımlılığında veya sigara bağımlılığında veya hocam biraz daha ileri gidelim işte esrardır, eroindir, bunların bağımlılığında kişinin artık çaresiz mi kalıyor artık belli bir noktadan sonra bilemiyorum da çok herhalde inanması lazım değil mi? Yani bunu istemesi lazım. Ben bırakmak istiyorum artık bunu diye. Şimdi Cem'e sözü vereyim de ilk önce şuradan. Yani şimdi ikiyi bir de tedavi olmazlarsa ne oluyor? Mesela alkol bağımlılığında tedavi olmazlarsa sonra Wernicke sendromu dediğimiz kötü yani sonucu çok zor olan bölümlere geçiliyor. Peki depresyon tedavi edilmezse intihar dediğimiz olay ortaya çıkıyor. İşte bu bağımlılıklar tedavi edilmezse ne oluyor? Sonunda hepimizin gördüğü gibi sonuç çok kötü olan durumları ortaya çıkıyor. O yüzden bunların bir tedavi edilmesi ama hastayla birlikte ilişki kurularak hastayı ikna ederek bunu daha çok Cem'lerin birazcık gayreti olacak onların. Evet, kesinlikle öyle. Cem hocam size ikinci bölümde söz vereyim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyenler. İkinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz.